Şimdi hemen başka bir slider'a geçelim. Şimdi ne yapalım? Parallax slider diyelim. Şöyle bir arattıralım. Bakarsak Parallax slider type panos dedik. Typeanus.net'te geldi hemen. Bizim istediğimiz bu mu? Değil. Evet, benim istediğim buydu. Göstermek istediğim. Wave demo dersek bakarsak loading image dedi. Bu şekilde bir slider var. Hemen gelelim download source diyelim. Source kodunu bir indirelim. Klasörde göster diyelim. Ve klasörü çıkart diyelim buradan. Bunu Ctrl X ile alalım. Hemen Dreamweaver'a dönelim. Sitemizi Explore edip bir açalım. Ve yapıştıralım. Parallax olarak kaydedelim. Onun da baş harfini küçük yapalım. Hiçbirinde büyük olmasın. Şimdi indeksini hemen bir açalım. Açtıktan sonra burada yine aynı yaptığımız gibi fazlalıklardan bir kurtulalım. Bakarsak header var, footer var. Bunları bir alalım. Ctrl S diyelim ve F12 diyelim. Bir test edelim bakalım ne olacak. Burada bizim server'ımız yanlış galiba. Manage size diyelim. Slider diyelim. Server. Evet, burada site oluştururken yazmamışız. Localhost diyeceğiz ve slider diyeceğiz. Tekrar slash koyacağız. Save diyelim. Save diyelim. Evet, done diyelim. Şimdi F12 diyelim. Şimdi localhost olarak çalıştı. Şimdi bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi burada ne yapalım? Öncelikle sitemizde zaten bir arka plan olduğunu düşünelim. Onun için şu arka plandan bir kurtulalım. Hemen yine F12 ile Firebug'ı bir açalım. Firebug'dan bir bakalım bu resim nereden geliyor arka plana. Şöyle bakarsak Container'da mı arka plan? Arka plan resmi nerede? Şöyle de bakabiliriz. Parallax diyelim, images diyelim. Şimdi bir bakalım. Bakarsak BG'ler var. BG1, BG2, BG3 diye gitmiş. Hemen gelelim buradan Open Style CSS'i sağ tıklayıp Open as Sprite File dedik. Açtık. Şimdi buradan bakalım BG'ler nereden geliyor. Bu BG'yi bir kaldıralım. BG1, BG2, BG3 hepsini kaldıralım bir. F5 diyelim. Bakarsak şu anda arka planlardan kurtulmuş olduk. Şimdi burada bir de bakalım body'de mi arka plan rengi var. Evet, body'de arka plan rengi var. Biz arka plan rengi istemiyoruz. Bunları kapatalım artık. Bu şekilde geldi. Gayet güzel. Şimdi burada bir border var. Nerede border var? Tek shadow'ları kaldıralım. Buradan başka footer şunları kaldıralım. Buradaki body'yi de kaldırsak herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Burada bakarsak margin ve paddingleri yıldız diyerek bütün her şeydeki margin ve paddingi sıfırlamışlar galiba. Şimdi F5 dersek bakarsak herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Tamam. Gayet güzel. Şimdi bakalım border nereden geliyor? Border buradan geliyormuş. Style CSS satır 6. Border
Bordur bottom, bordur top. Ben bordur istemiyorum. Bak shadow var burada bakarsak. Dışında bir gölge var. Onu da istemiyorum. F5 diyelim. Bakarsak evet gayet iyi bence. Şimdi bakalım bir yerde daha box shadow var. Evet box shadow burada. Bunu da kaldıracağım. Border'u da kaldıracağım. Border radius demiş. Border radius kalsın. Şimdi bakalım durum ne? Evet bu şekilde geldi. Tamam. Şimdi buradaki border radius'u bir değiştirelim. Bakalım ne olacak? Borderradius.com'a gidelim. 15 diyelim. Ya tam tersini yapalım. Buralar 15 kalsın. Burası 0 olsun. Burası 0 olsun. Burayı sıfırladık mı? Hepsini sıfırladı. O zaman şöyle yapalım. 15 15 çapraz köşeler dedik. Şimdi bakalım durum ne? Evet şu an istediğim oldu. Bakarsak bu iki köşe çapraz köşeler border radius yapıldı. Diğer iki köşe düz olarak kaldı. Tamam. Burada başka şimdi ne yapabiliriz? Örneğin bu thumbnail'lardan kurtulalım. Bakarsak burada bir thumbnail var. Thumbnail'lardan bir kurtulalım. Burada şimdi index.html'e gelirsek bakarsak kod bloğumuzda li'ler var. Li'lerin içinde resimler var. Burada thumbnail'de de aynı şekilde li'ler var. Li'lerin içinde resimler var. Peki bunu kaldırırsak ne olacak? Büyük bir ihtimal sistem bozulacaktır. Loading image dedi kaldı. Artık devam etmez. Burada thumbnail'ler gelmesi lazım. Sistemin çalışması için. Peki burayı kaldırırsak ne olacak? Sistem tekrar bozulacak mı? Sistem tekrar bozuldu. O zaman biz hiçbir şeyi kaldırmayacağız. Ama thumbnail'ları görmek istemiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Thumbnail'sa gelelim. Display diyelim. Display. None diyelim. F5 diyelim. Bakarsak şu an thumbnail'lerden kurtulmuş olduk. En basit şekilde. Şimdi burada bu ileri ve geri butonlarının yerlerini değiştirmek istiyorum ben. Bakalım ne yapabiliriz. Şimdi burada bir div var. Div'de sadece margin ve padding sıfırlanmış. Peki span'lar var. Span class next. Next'te ne demiş? Right'tan 185 demiş. Bunu iptal edersek en başa gidecektir. Ne yapalım? Önce slider'ımızın boyunu değiştirebileceğiz mi? Ona bakalım ilk önce biz. Margin var, padding var. Bu neye göre alıyor? Onu bulalım bir. Şuradan gelelim bu resimleri. Hepsini alalım. Şuradan Fireworks'ü bir açalım. Resimlerimizin boyutu küçülünce ne olacak? Onları da bir deneyelim. Atalım Fireworks'e. Şimdi genişliği 760'mış. Biz genişliğini yapalım. En boy oranı eşit olsun. Biz genişliği 500 piksellik bir slider'ımız var. Onun için istiyoruz diyelim. Veya ne olabilir? Bizim sitemizin genişliği örneğin diyelim 980 piksel. Biz slider'ımızı 980 piksel olmasını istiyoruz diyelim. Resmi de alalım. 980 yapalım.
değeri verdiğimizde kabul etmiyor. Ctrl S diyelim. Seçtik tekrar. 980 piksel dedik resimlerimize. Fit Canvas, Ctrl S. Seksen dedik, fit canvas dedik. Son. 980 fit canvas, Ctrl S. Burada da yine aynı şekilde 980 fit canvas, Ctrl S. Şimdi resimlerimiz büyüdü, bakalım ne olacak. Resimlerimiz büyüdüğü için bizim alanımız da büyüyor, o zaman bizim için bir sıkıntı yok. Tamam, artık bu spanlarla ilgilenebiliriz. F12 diyelim. Buradaki ileri ve geri okuyla ilgilenebiliriz artık. Şimdi burada bunların ortalaması nereden geliyor? Ona bir bakalım hemen. Burada ortada çıkmasını istemiyorum ben. Şu an gittiler. Buradan değil. Taptan 145 demiş. Biz onu kaldırdığımızda yukarı çıktı. Tamam. Şimdi bizim resimlerimiz bakarsak 361 piksellik bir yüksekliği varmış. Şuradan bakalım. Tap neredeydi? Evet, burada Style CSS satır 91'deymiş. Bunu artık bir sonraki derste devam